Um, bu tohum öyle bir tohum ki Hüseyin, yani beni şaşkına çevirir. Zaten bu bitkiyi ben yıllardır e, araştıran bir insanım. Şimdi tohumların içinde biliyorsunuz yağlar da vardır. Ya hem uçucu yağlar vardır, hem sabit yağlar vardır. Şimdi bunun içerisinde yani bu tohumun içerisinde yani yüzde buçuk oranında Omega 3 var. Yani Omega 3. Bunun dışında %21'in üstünde Omega 6 var. Doymamış yağ. Ve en enteresanı da %13'ün üzerinde şu zeytinyağının ana e, yağı nedir? Biliyorsunuz oleik asittir. ...içerisinde oleik asit var... ...yani omega 3 dediğimiz şey... ...linolenik asittir... ...linolenik asittir... ...omega 6 dediğimiz şey... ...linoik asittir... Ee, ...zeytin yağındaki yağ da... ...oleik asittir ağırlıklı olarak... ...şimdi bunları topladığınız zaman... ...Hüseyin... ...bunun yüzde seksen üçü... ...doymamış yağ... ...Ya Rabbi Ya Resulallah yarattığı nimetin hikmetine ben sual edemem. Niye böyle yarattı bunu diye düşündüğünüz zaman yani bu bundan çıkacak olan acaba bitki nasıl bir bitki ve hangi özelliklere sahip olacak? Mühim olan şey bu bitkiyi kullanmak. Evet bu fesleyen. Bunun iki çeşidi var Hüseyin. Bu olanı düz yeşil olanıdır. Parlak yeşil olanıdır. Esas fesleyen odur. Bu koyu renkli içinde lacivert yeşil olanlar ise ne diyorsunuz buna? Reyhan. Evet. Hani hatta türküsü de var ya dağlar kızı Reyhan diye. Şimdi en etkili olan bu yeşil olanıdır.